Selamun aleyküm Fırat abi. Aleyküm selam. Kendal ağam gönderdi de masalarda geliyor. Kendal ağam mı gönderdi? Hemen fabrikaya gel. Bir işimiz var seninle, haydi. Demek rüzgarın sünneti bu kadar önemli, bu kadar kıymetli ha? Eğer rüzgar birden ortadan kaybolursa, o zaman sen de mecburen ortaya çıkacaksın. Ben de kim olduğunu öğreneceğim. Haydi bakalım. Haydi. Bakın, bunu elinize yüzünüze bulaştırmadan yapın. Size sıkı para vereceğim ha. Ağam, çok tehlikeli iş değil mi? Yakalanırsak yanarız. Ya ne yanması? Küçük bir çocuğu kısa bir süre misafir edeceğiniz. Kaçıracağınız yani. Ağam, çocuk kaçırmak çok büyük suç. Tamam ağam, ben varım. Ucu bize dokunmaz değil mi? Yok ya, kısa bir süre misafir edeceğiniz hepsi bu. Benim beklediğim biri var. O ortaya çıkınca ben size haber uçururum. Çocuğu salarsınız. Sonra da ne siz beni tanıyınız ne de ben sizi. Düğüne gelin, ortamı bir yoklayın. Planınızı da ona göre yapın. Çocuğu tutacağınız yer de gözden ırak bir yer olsun. Bela istemeyin. Aslında bir alamız var ağam. Tek başına yaşıyor. Biz hallederik ağam, bir sıkıntı yok. İyi, anlaştık o zaman. Anlaştık ağam. Her şey konuştuğumuz gibi, tamam mı? Sıkıntı istemeyeyim ha. Tamam ağam. Al bakalım. Gözlerim ne oldu senin? Ana doldu, ne yapayım? Dolaşık tabii. Ana o, ana. Bir de mürüvvetini görsün. Bak sen o zaman gör. Sağ yavru. Rüzgar'ın kirvesi kim olacak? Ama bilmem ki kim olur. Fırat olur mu acaba? Yani hısım akrabadan olmaması münasiptir. Ya kirve önemlidir. Baba yarısı gibidir. İyi bakalım, neyse. Hadi kızlar biz gidelim de şu etrafa da bakarız. Ey hadi siz gidin. Ben Rıza'yı çağıracağım, tepsiler gönderirim. Tamam. Narin, biz kötü bir şey yapmadık. Evet, belki Fırat abiye... Biz söylemekte hata ettik belki ama biz kötü bir şey yapmadık Narin. Oğuz, oğlum beni affetmezse ben ne yaparım? Ben Fırat abiyle konuştum. O ne dedi? Önce kendisine gitmediğimiz için kızdı. Baran içinde süre istedi ki bunda da haklı. İnan bana, her şey geçecek. Bunların hepsi geçecek. Ha. Buna inanmayı o kadar çok istiyorum ki ben. İnan bana. Benim şimdi kapatmam lazım Oğuz. Kapatma ver. Dur bir dakika, anam seninle konuşmak istiyor. Oğuz. Buyur Kadriye'na. Rüzgarın sünneti var. Kardeşin de al gel. Hmm.
Tamam, teşekkür ederim. İnanamıyorum sana. Nereden buldun bu kadar sandalyeyi? Ben de inanamıyorum ama Kendal göndermiş. Doğru. Sabah Kadriye Hanım söylemişti. Kendal elinden geldiğince bir şeyler yapacakmış diye ama. Kendal. Başına bir şey mi düşmüş? Ben de sabah aynı şeyi söyledim kızlara. Yalnız Fırat bir sorun var. Ne? Kirvesi kim olacak? Böyle kaçıp saklanırsan asıl o zaman suçluymuşsun da gözlerden ırak duruyormuşsun gibi olur. Başında geleceğin. Ya Baran, bari Oğuz'u davet etmeyeydin. Sen karışma. Ben emretmişsin ana. Ha, geldin mi Rıza? Geldim ya ana, buradayım işte. Oğlum lafın gelişi işte. Melek, haydi tepsileri götürün. Sen de yardım et. Ben de giyinip geleyim o zaman. Kadriye Hanım akraba olmasa daha iyi olur dedi. Ama kim olabilir ki? Uygun görürseniz ben olmak isterim. Siz mi? Uygun görürseniz tabii. Ne diyeyim bilemedim şimdi. Hani böyle şeyleri de çok bilmem. Ama size yük olmazsa... Ne yükü? Estağfurullah. Çok sevinirim. İyi tamam o zaman. Ne denir? Hayırlısı mı olsun denir. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Kolay gelsin. Sağ ol. Komutan Bey. Size rastladığım iyi oldu. Ben de tam size uğrayacaktım. Hayırdır? Kurban eti getirmiştiniz hani. Çocuklara teşekkür etmek anlamında size bir eşarp hediye almışlar. Onu getirmeye geliyordum. Komutan Bey, ben bunu kabul edemem. Ne gerek vardı ki? Ama çok üzülürler. Yani teşekkür anlamında. Buyurun. Peki o zaman. Siz teşekkür ettiğimi iletirsiniz. İletirim tabii. Kalk, uyuşuk herif. Abi nereye ya? Sünnete gidiyorsun. Ben oldum abi, almayayım. Eze ezekleşme be. Oğlum indirsene şu ayaklarını şuradan. Rüzgar sünnet düğünü var, ona gideceğiz. Abi, şimdi bu sence doğru bir şey mi? Yani Kendal orada, Baran orada. Şimdi bir pislik falan çıkar. Oğlum biz yanlış bir şey yapmadık ki.
Üstelik bizi Kadıyar'a davet etti. Hadi kalk. Abi. Heh. Pantolonu ütülersen 50 lira çalışır. 50 lira çalışır. Ulan. Teyze hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Ebru kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ay 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 pek güzel olmuş buralar. Cemal Bey, Ebru'nun güllerini satın aldı. Öyle hoş mi? Geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ebru söylediydi. Demek hoş, öyle. Hoş teyze, hoş. Bana bak, ters bir durum istemem ha. Her şey eksiksiz olacak, anladın mı beni? Haydi. Kızım gel otur, haydi. Bak o kadar genç kız var, koşturup duruyorlar. Hay sen gel otur. Kadriye Hanım zaten bir şey yaptığım yok. Neredeyse hepsini bitirmişler. Buyur ana, neleri eksik? Şerbetin şekeri mi, onu da göndereyim. Kendal neredesin? Ha? Sünnetçiyi ayarladın inşallah. Yok ana, gelip ben keseceğim. Ayarladım, ayarladım. Gelir birazdan. He, çabuk gel. Bak, davetliler gelmeye başladı. Düğün sahibi olarak burada olmamız lazım. Tamam ana, tamam. Hadi bakalım sen yatağa. Neden? Öyle olması lazım oğlum. Hediyeler gelecek. Hediye mi? Gel. Küs müyüz? Rüzgarın günü bugün, o yüzden geldim. Ben de sünnet olsam affeder misin beni? Şu pelerini çıkaralım. Bu iş olmaz. Bu kalabalığın içinden nasıl kaçıracağız çocuğu? Ya mızırdanma oğlum. Şöyle bir etrafı dolaşalım. Bir yolunu buluruz elbet. Ay Rüzgar, sen ne yakışıklı olmuşsun böyle be. Ey Rüzgar, birazdan uçacak ha. Kırp diye kesecekler. Anne. Tamam, yok bir şey. Sen kaygısız ol Rüzgar'ım. Ben söylerim Mahmut amcaya, baltanın ucunu iyice ne biler. Rıza. Baltanı. Ya şaka yapıyorum Rüzgar'ım, şaka şaka. Rıza abin şaka yapıyor Rüzgar'cığım. Tabii canım, şaka yapıyorum. Ahan da sünnetçilerin kralı lafının üstüne gelirmiş. Gel Mahmut amca, gel gel. Kesilecek çocuk burada. Anne. Tamam, şaka yapıyoruz abi. Kasım. Buyur ağam. Bu sabah odama girdin mi hiç? Rıza girmemiş. Yok, ne oldu ki? Odamda bir taş vardı. Birden uçmuş gitmiş. Hani gördün mü, bir yere mi kaldırdın? Ne taşı ağam? Hı, bak Özkan, bak burası iyi. Buradan kaldıracağız çocuğu. 10 metre ötesi insan kaynıyor. Nasıl çekeceğiz çocuğu buraya? Ya sen şimdi boş ver. Git küçük bir tekne ayarla. Şuraya yanaş. Buradan kaldıracağız çocuğu oğlum. İyi. Çocuğu nasıl çağıracağız? Dua ederek mi? Ya Allah'ıma billahıma delleneceğim ya. Ya Özkan,
Canımı sıkma. Sana dediğimi yap. Oğlum ben halledeceğim her şeyi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Kadriye Hanım. Sen de hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Gelin şöyle geç hadi. Bunları sen mi çağırdın ana? Kendal sus. Bugün sus. Ben bugün kavga, gürültü istemeyeyim. Beni duyayım mı ha? Ha bugün her şey yolunda gidecek o kadar. Muradımın emaneti, biricik torunumun sünneti böyle sönük mü olacak ha? Niye kimse oynamayayım? Sünnetten sonra sosyete gülü gideceğine söz verirse şurada kalkıp bir saat göbek atacağım ana. Kendal demekten, dur demekten sıkıldım ben bilesin. Benim de sıkıldığım şeyler var ana. Yaptık ettik, niye bir de gelip oturduk ki? Ana ne edin ya? Ana! Beyefendi kim? Cemal Bey, Rüzgar'ın kirvesi. Kirvesi mi? Evet. Bize kısmetmiş. Buralardan değilsin. Olsan tanırdım. Doğru değilim. Ebru Hanım'ın güllerini satın aldım. Sağ olsun davet etti. Kirvelik de bize düştü. Dur. Ebru. Efendim. Kızım oğlunun düğününde oynamayacaksın desen ne zaman oynayacaksın ha? Annem bilmez öyle dansları. Bu dans değil kızım, bu göbek havası. Kızlar hadi. Anne. Hadi. Arabanın fenası, sevdim yalan.
Kim bilir nerede? Öyle bir